Ekonomideki durumumuzu ve nasıl bir seyir izleyeceğini tabii konuşalım. Ekonomist yazar Mustafa Sönmez internet bağlantısıyla karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Günler. Çok teşekkürler, sağolunuz katıldığınız için. Şimdi dünkü bir açıklamaydı. Bir küresel türbülansa her zamankinden daha hazırlıklıyız. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasıydı bu. Bugün gelen Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi işe yarar mı? Ne kadar süre yarar? Ve gerçekten bir türbülansa biz hazırlıklı durumda mıyız diyebilir miyiz? Gerçekçi bir açıklama mı sizce? Yani bu mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya benziyor. Türkiye ekonomisi zaten kırılgan bir vaziyetteydi. 2018 ve 2019 yıllarında yaşadığı krizden dolayı bazı sürdürülmesi mümkün olmayan yöntemlerle belini doğrultuyor gibi görünüm verdi ama bu virüsle beraber bu kırılgan ekonomi çok ağır bir yük daha sırtına aldı. Küresel türbülansın Amerika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya neler yaptığı ortada. Yani bundan Türkiye kendisini nasıl kurtaracak? Bugün açıklanan tedbirler bunlar pansuman. Yani bunlar da pansuman. Keza Fed'in Amerika'da almış olduğu kararlar devamında Avrupa Birliği'nde tek tek Almanya'nın, Fransa'nın almış olduğu kararlar da pansuman. Bunların bir sonuç verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü insanlar şu anda bir güvensizlik içindeler. Yani bu korona virüsünün aşısı bulundu nihayet haberini duyuncaya kadar alınan bu önlemlerin fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü sonuçta kendimizden hareket edelim. Hiçbirimiz şu anda gıda, sağlık, temizlik dışında bir şeye para harcamıyoruz. Talep yok. Talep olmayınca bütün bu şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlerin karşılığı yok. Satış yok. Yapılan üretimin bir anlamı yok. Dolayısıyla bakın bütün şeyler şu anda bir şirketler su üstünde kalamama, batma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Onları bir süre içinde olsa suyun üstünde tutmak üzere bu para politikaları, maliye politikaları uygulanmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi bu virüs belasının belki de en büyük tehlikesi dibinin görünmemesi. Yani bütün bu alınan önlemlerle bir çözüm bulunup bulunamayacağının bilinmemesi. Yani dünya en yakın zamanlarda 2008-2009 krizini yaşadığında bütün alınan tedbirler eninde sonunda işe yarayacak diye bakılıyordu. Ve onunla geçiştirilir gibi oldu. Tam da geçiştirilmedi aslında. Ama şimdi yani bu tedbirlerin dönüp yüzüne bakan yok. Yani bununla evet bu işimizi aşımızı koruruz. Bununla bir şeyin üstesinden gelinir şeyi yok. İnancı yok. İnanç olmayınca dolayısıyla ekonomik olarak burada yapılanların doğrusu fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü bir de hükümetlerin, devletlerin şu an önemsemesi gerekenler ekonomi olduğu kadar insanların sağlığı, yani bu mesele daha atlatılmadı. Bu hadisenin bütün dünyaya şimdiye kadar çıkardığı bilanço bundan ibaret filan değil. Türkiye'yi alın, yani Türkiye'de nedir bilanço, bilen var mı? Yani bir bilim kurulu üyesi diyor ki en az 4-5 bin vaka var diyor. Peki şimdiye kadar açıklanan ne? 47 vaka, yani buzdağının şeyi ucu bile değil. Onun için yani biz hükümetten, rejimden ekonomi konusunda, Merkez Bankası'nın kararları vesaire konusundan daha önce bu hadisenin yayılması, vaka sayısının artmasına karşı önlem
beklemek durumundayız. Şimdi etrafınıza baktığınızda demin haberlerinizde gördüm yani camiler kapatıldı diye bir şey ifade etmediler. Evet. Müferiden camiye gidilebilir. Caminin kapısı açık. Onlar da harıl harıl camileri dolaşıyorlar. Şimdi gidin İstanbul'da kapalı çarşıya, Mısır çarşısına, Eminönü'ne, Tahtakale'ye insanlar omuz omuza. Yani bununla bulaşım nasıl engellenecek, ne olacak? Fabrikalar açık, AVM'ler açık, iş yerleri açık. Herkes risk altında. Bunun hiçbir tedbiri alınmış değil. Şimdi yani ekonomiden önce bu sağlık meselesi nasıl ileri boyutlara varması önlenecek? Bunun tedbirleri ne olacak? Bu kapatılan, iki gündür açıklanan muhtelif yerler filan. Bunlar da son derece yalap şap yapılmış işler. Şimdi berberler, kuaförler, yani hepimiz biliyoruz ki çok yakın temasın olduğu yerler mesela hiç akla gelmemiş. Vesaire vesaire. Yani bizim ekonomi kadar mutlaka konuşmamız gereken şey bu yayılma meselesi. Hala risk altında olan çalışanlar, yani insanlar işe gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü işe gitmezlerse işlerinden olacaklar. Evet, şimdi bu iş yerlerinin kapatılması gerekiyor aslında. Bugün otomobil fabrikaları niye açık? Yani otomobil alan yok, otomobil ihracatı yok ama hala harıl harıl üretim sürüyor ve her gün insanlar servislere binip dip dibe çalışmaya gidiyorlar. AVM'ler niye açık? Girdiğinizde alışveriş yok. Yani ama insanlar risk altında. Yani bu risk altındaki nüfusu düşünmek lazım. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar insanları evlerinde kalmaya ikna etmek lazım ya da evlerinde kalabilecek hale getirmek lazım. Bir işe gitme mecburiyetinin ortadan kaldırılması lazım. Evet, evet, anlıyorum. Şimdi az evvel dediniz ya, Fed'in aldığı önlemler de, yani Merkez Bankası'nın bu yaptıkları da bir nevi pansuman kozmetik önlemler olarak ifade ediyoruz. Peki yarın açıklanması beklenen paketten beklenti de bu doğrultuda mı? Çok yarıya merhem yani olacak yarın, bir şey çıkar mı? Yarın bazı maliyeyle ilgili, vergiyle ilgili, harcamalarla ilgili bazı kararlar gelebilir. Evet. Yani denebilir ki şirketlerin vergisini şu kadar erteliyoruz vesaire. Ama burada yani bunun para politikasından farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Yani burada şirketleri su üstünde tutmak, bankaları batmaktan alıkoymak, bunun için Merkez Bankası'nın, hazinenin imkanlarını seferber etmek yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü burada gerçekten esas başta düşünülmesi gereken şey, şirketler, fabrikalar açık olsa da burada çalışan insanların hala risk altında olması. Yani şu an düşünülmesi gereken şey insanların sağlığıdır. Dolayısıyla şirketlerin açık olması değildir asli olan mesele. İnsanların işe gidip gelmesi değildir. İşe gidip gelmek bugün risk almaktır. Evet. Bugün sağlığını tehlikeye atmaktır. Yani bırakın 3 ay boyunca çalışmasın fabrikalar. Neyse zararı, herkes paylaşsın. Bırakın bir sürü iş yeri kapansın. Yani ama buraları açık tutacağım diye insanları riske sokmaya devam ederseniz yanlış yaparsınız. Üstelik de bunun altında kalırsınız. Yani buradan ortaya çıkacak olan hastalığı taşıyacak bir sağlık sisteminiz yok. Ortadaki hastane yatak kapasitesi belli, sağlık personeli kapasitesi belli. Yarın bunların altında kalırsınız. Yani bunun önünü kesmeniz lazım. İlk iş buradaki vakaya konu olmuş hasta sayısını minimumda tutmaktır ve bunların tedavisi için bu yatak kapasitesini kullanmaktır. Yarın bu yatak kapasitesinin üstünde bir vakayla karşı karşıya kalırsanız gerçekten altında kalırsınız. Yani bugün öncelikle düşünülmesi gereken şey budur. İş yerlerini açık tutmak değil, iş yerlerini kapatmaktır. Yani bunu tekraren söylüyorum. Önemli olan şirketleri ayakta tutmak, iş yerlerini açık tutmak değil, iş yerleri kapatılmalıdır. Gıda, temizlik, ilaç, hayati bir takım konular üreten, mal ve hizmet üreten iş yerlerinin, firmaların dışında diğer iş yerleri bugün kapatılmalıdır. Sağlık açısından, esenlik açısından budur ya da toplumsal bir çöküntüyü önlemenin yolu budur.
Bu aklı selime mutlaka ulaşılması gerekir. Peki şimdi az evvel kamulaştırma haberini de verdik bir öncesinde. Orada dedik ki özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'nın aldığı önlemler çok radikal olarak değerlendiriliyor. Örneğin İspanya özel hastaneleri kamulaştırma kararı aldı. Fransa büyük ve zor durumdaki şirketleri kurtarabilmek adına bir kamulaştırmaya gidebileceğini ifade ediyor. Bunun hazırlığı var. İtalya'da Alitalia'nın yine kamulaştırılması söz konusu. Şimdi böyle bir durum varken bu kamulaştırma biraz küresel bir boyuta dönüşebilir mi? Ve Türkiye'de bunun yapılma ihtimalini görüyor musunuz Sayın Tönmez? Yani bu bir zorunluluk. Mecburen yapacaklar. Şimdi hava ulaşımını eğer özel firma yapamıyorsa ve hava ulaşımına ihtiyaç varsa, talep varsa, bu stratejik bir sektördür. Bunun yürütemeyen firmadan alıp kamu işletecektir. Keza hastanelere yatak kapasitesine ihtiyacı varsa ve bunu kamusal olarak, planlı olarak, bir kamu hizmeti olarak yönetmesi gerekiyorsa bunu özel sektörün elinden alacaktır. Yani bunlar birer zorunluluktur. Aynı şey Türkiye'nin başına gelmiş olabilir ve muhtemeldir böyle şeyler Türkiye'de de olacaktır. Yani şartlar bunu zorunlu kıldığı anda bunun artık bir mülkiyet meselesi tartışma konusu olmaz burada. Şey neyse, acil ihtiyaç neyse bu olur. Türkiye'de de çok mümkündür, olabilir. Yani Türkiye'de bütün özel hastaneleri merkezi bir yönetim altına almak ihtiyacı hasıl olabilir. İspanya'da olduğu gibi. Bir takım artık işini yürütemeyen özel sektör firmalarını, bu hava yolları olabilir, hava limanları olabilir, bir takım büyük projeler olabilir. Bunları özel sektör yürütemiyorsa, mal ve hizmet üretiminde aksamalar varsa acil, bunlar kamusal mülkiyete geçebilir. Bunlar tarihte de örnekleri görülmüştür. Böylesi zamanlarda kamu istemeye istemeye, yani bunun bir ideolojik şeyi yok. Mülkiyeti kamusal bir mülkiyet haline getirilebilir. İhtimal dahilindedir. Türkiye'de de bunun örneklerini görebiliriz. Bir yandan birkaç gündür özellikle çok konuşuluyordu. Bu vakalar açıklanmaya yavaş yavaş başlandığında da çok gündeme gelmişti ama Uluslararası Para Fonu'nun, IMF'nin başkanının bir açıklaması var daha doğrusu. Bu salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını söylemesi. Bu kaynaktan bize gelebilme ihtimali var mıdır? Bu kaynak nasıl kullandırılabilir? Bu çok tartışılıyor çünkü. Sormak çok isterim. Çok mümkündür. Yani mümkündür. Şimdi şöyle düşünün. Küresel ekonomi bir artık ülke ekonomisi gibi çalışıyor. Tabii. Yani iş bölümü, bir üretim zinciri ve şu anda bu koronavirüsünün tehdit ettiği bir bölgesel, bir ülkesel mesele değil, bir dünya meselesi. Dolayısıyla tek tek ülke merkez bankaları, bölge merkez bankaları kadar IMF de tek bir ülkenin kuruluşu gibi çalışacaktır. Onlar da kredi ile bu ekonomiyi canlandırmaya ya da ayakta tutmaya çaba göstereceklerdir. 1 trilyon dolarlık bir kaynağı, krediyi kullandıracağız diyorlar. İhtiyaç duyan ülkeler, ki Türkiye'de bunlar arasındadır, buna başvuracaktır, bu krediyi kullanacaktır. Yani bundan imtina etmeyecektir. Çünkü herkesin ihtiyacı var. Şu anda özellikle Türkiye gibi döviz kazanamayan, döviz borçlusu olan ülkelerin haydi haydi ihtiyacı var. Onun için bu krediye Türkiye başvurabilir. Bunun bir mazeretini bulmasına da gerek yok. Yani bu, ya da bunu bir prestij meselesi görmesine gerek yok. Bu bir ihtiyaç hali ama mesele şu, yani IMF kredisi bile ayakta tutar mı bütün bu şeyi, enkazı olan bitenleri? Burada dediğim gibi ekonomik önlemler birer pansuman etkisinden ibaret. Esas mesele bu şeyin dibinin bulunması, buradan bir umut hasıl olması, bu bulaşmanın durması ve geleceğe dönük bir ümit ortaya çıkması. Aksi takdirde hiç kimse yani parayı, pulu, geçimi dert etmeyecektir ve buna cevap vermeyecektir. Bir kere başta tüketmeyecektir. Yani kimse kalkıp da kredi alıp konut almayacaktır, otomobil almayacaktır bu saatten sonra. Zaten seyahat edemiyor. Varsa yoksa
Hayatta kalma, hayatta kalma mücadelesi verecektir. Doğru. Yani dolayısıyla öncelikle bu sağlık ve yaşam hakkının mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Ve bunun için de tabii bu bulaşma hadisesinin mutlaka önlenmesi ve ekonomi çalışma falan değil, çalışmama. Çalışmama, evet, yani evet. Eve kapanma ve mümkünse evden çalışma. Yani evden çalıştığı kadar katkıda bulunma. Doğru. Bununla yetinmeyi bilmek gerek. Kesinlikle bu süreç hepimiz için ve tüm küresel çapta zaten benzer bir durum söz konusu. Az evvel de söyledik, her anlamda hiç kimsenin birbirinden farkı yok şu anda aslında. Ama şu akla geliyor galiba Sayın Sönmez, bilmiyorum siz de katılır mısınız? Şimdi dün Macron'un açıklamalarına bakacak olursak hattı sayılır bir meblağdan bahsetti ve bu kaynağın kullanılacağını ifade etti. Ülkeler kendi kaynaklarına dönüp o hani yastık altında, kendi devletin yastık altındaki parasının kullanıldığını görüyoruz. Bizde de akla ihtiyat akçesi geliyor ama o akçeye gelen akıbet de herhalde hepimiz biliyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz bilmiyorum. Hayır, yani Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi falan kullanılmamış olsaydı da yeter miydi? Kar etmezdi. Bu kadar şeye kar etmez. Bakın yarın öbür gün yarın diyelim Erdoğan çıkıp hazineden şu kadar falan dese de bu işe yaramayacak. Tamam. Yani bugün ihtiyaç olan şey şirketleri çalıştırmak değil, çalıştırmamak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım, anladım tabii. Yani çalıştırmayacaksınız. Ama. İnsanlara ücretli izin vereceksiniz. İnsanları güven içinde evlerine göndereceksiniz. Evlerinden, bilgisayar üstünden ne kadar katkı yapabiliyorlarsa onunla yetineceksiniz. Yoksa para verip yarın tekrar servislere insanları bindirip fabrikalara götürüp inşaatlara götürüp siz bununla insanların hayatıyla oynarsınız. Ve insanların kapılacakları hastalıkların altında kalırsınız. Böyle bir sağlık sistemi yok. Dolayısıyla öncelikle çalışmamak, eve geçmek, evde virüsten kurtulmak, korunmak, evden yapabildiğin kadar, bilgisayar üstünden yapabildiğin kadar ekonomiye katkıda bulunmak. Doğru. Yani strateji bu olmalıdır. Şirketleri ayakta tutacaksın da ne olacak? İnsanları yarın fabrikalara tekrar taşıyacaksın da ne olacak? Yani bu ölüme taşımak gibi bir şey aslında. Peki. Aslında doğru. Yani insanı baz alan, insanı merkeze alan bir politika her şeyi belki de çözmemize daha da yardımcı olacak anlamı çıkıyor buradan. Sayın Sönmez, umarım yani bunu görebiliyorlardır ve bunda geç kalmıyorlardır. Çünkü bu anlayıştaki her gecikme, bu algıdaki her gecikme inanın sayısını tahmin edemeyeceğimiz insanın hayatını riske etmek demek. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.